guys, welcome to my YouTube channel. I'm Kim Kardashian, and today we are gonna be doing Kim K makeup tutorial. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Tuana Tesay. Bugün sizlere Kim Kardashian makyajı yapacağım. Ne kullanacağım yine? Serumumu kullanacağım. Bitene kadar bunu kullanacağım. Sonra ne yapacağıma dair hiçbir fikrim yok. Biraz şöyle nemlendirelim ki ben bitiriyorum artık bu makyajda bu serumu. Ama sonu olduğu için dökeyim yani. Hiç gerek yok uğraşmam. Bundan sonraki makyajında ne süreceksin Tuana? Bundan sonraki makyajımda ne kullanacağıma dair hiçbir fikrim yok. Ama elbette ki buluruz. Olmadı bir saç kremi falan sürelim nemlendirmek için. Hiçbir fikrim yok. Nemlendirdik. Hemen şöyle yapıştırıcımla kaşlarımı hallediyorum. Şu görüyorsunuzdur tam şu kısımda fazlalıklar var. Onları sildim. Onlar bana ileride çünkü problem çıkartabilir fondöten falan sürerken. Şimdi dürüst olmak istiyorum size. Ben önce Kylie Jenner yapmak istiyordum. Fakat hatunun yüzü minicik. Benim yüze bak, eblek surat. Şimdi Kim Kardashian yapıyorum diye de kadına eblek suratlı demedim. Daha benzer hatlarım olduğu için şu anda Kim Kardashian yapıyorum. Dürüstlük önemlidir. Yanlış bir adımdayım şu an. Pudralamayı unuttum. Pişirmedim kaşımı. Nasıl yaparım ben böyle bir hata? Hemen şöyle pişireyim. Pişirmeyi unuttum. Hızlıca. Evet, sürdüm. Şimdi bir 10 dakika kadar bekleteceğim bunu. Yine bandanamı alıp bekledim. Artık tenime yapışmış kaşlarım var. Şimdi üstüne fondöten süreceğim. Kim Kardashian'ın teni bronz olduğu için bronz bir şeyler sürmek istiyorum. Tabii ondan önce biz neyi unuttuk? Kaşlarımı. Ben adımlarımı çok unuttum bu sefer. Üstüne tekrar pudra. Bu adımdan önce bence birazcık kendi tonumda bir fondöten sürüp kapatıp üstüne, yani Kim Kardashian'ın kendi ten renginde bir fondöten geçsem daha güzel kapanır diye tahmin ediyorum. Öyle yapalım. Koyu renkli fondötenime de geçiyorum. Şimdi yüzüm ve boynumun arasında çok fazla renk ton farkı var. Buram çok beyaz, buram çok bronz oldu. Şimdi burayı nasıl düzelteceğim? Önceden aldığım bir bacak fondötenim var. Bunu internette de bulabilirsiniz. Sanırım ben Kadıköy'den almıştım ama internette de birçok sitede vardır. Belki de Watson's'ta ya da gratis'te, bilmiyorum. Bakın. Şimdi burama sıkıyorum bunu. Şöyle geniş bir pamuğum var. Biraz yırtıldı ama bunu kullanacağım mecburum. Şimdi tam olarak boynumu ve yüzümü eşitlemek için ben suratıma da biraz yapmıştım. Tekrar yapacağım. Şöyle pamuğa sıktım. Şimdi videoda da çok abes çıkmaması için şöyle ellerimin üstünde boyayayım biraz da. Çok göze batmasın. Bacak için bir fondöten. Bacak dışında her yerime sürdüm şu anda. Biraz ağır ve çirkin hissediyorum. Ya artık bir kaşımı da yapayım. Şimdi kaş için ben yine alıyorum siyah boyamı. Kaş için olan fırçalar, şeyler, boyalar var şöyle. Likit. Fırçamı da aldım. Şimdi içinden biraz kahverengiyi alıyorum. Kapağına koyuyorum. Daha sonra siyah. Şöyle bir boyam var. Yüz boyası olarak kullanılan. Bunları alıp biraz böyle karıştıracağım çünkü ne siyah ne kahverengi bir kaş rengi var kendisinin. Böyle bir karışım yapıp onun kaşına benzetmeye çalışacağım. Şimdi karıştırıyorum. Şöyle kaşımı çerçeveledikten sonra şu şekilde boyuyorum. Şimdi mesela kaş yaparken şöyle bir farklılıkla karşılaşabiliyorum bazen insanların suratına göre. Şimdi
Şimdi benim kaşım normalde tam şurada. Ona göre kaş yüksekliğim var. Tam şu gözünüzün üstündeki kemik var ya. Hepsi ona göre farklı bir biçimde duruyor. Mesela bunda Kim Kardashian'da göz üstünün kemiği daha aşağıda olduğu için ben buraya kaş çizdiğimde ve böyle durduğumda kaşımın burası, bu çizdiğim kısım daha ince duruyor. Ama şöyle yaptığım zaman kaşımın aslında kalın olduğunu görebilirsiniz. Yani bu tamamen kaşınızın üstündeki şu kemik yapısıyla alakalı bir şey diyebilirim yani. Ya mesela bak böyle durunca farklı duruyor ama şöyle durduğum zaman çok daha farklı. Umarım anlatabilmişimdir. Sırada ne var? Kontür yapalım. Elmacık kemiğimiz birazcık daha yüksekteymiş gibi yapacağız. Ben normalde şuraya yapıyorsam biraz daha yükseğe yapacağım şimdi. Tam şu kısma. Çenemi daha keskin göstermeye çalışıyorum. O yüzden şuraları koyultacağım. Şöyle aşağı doğru inecek. Çenemi sivriltmek istiyorum. O yüzden tam böyle buradan geçirmedim. Şu kısmı boş bıraktım ki çenem daha sivri gözüksün. Aynı şeyi bu tarafa da yapacağım. Belki biraz yamuk oldu ama zaten pamukla şey yapmaya çalıştığımızda, dağıtmaya çalıştığımızda o kısmı ben düzelteceğim. Şu an muhtemelen korkunç gözüküyorum. Yüzümü kontürledim. Şimdi geldik önemli kısım buruna. Hemen burnumu da kontürleyeyim. Bu kısım biraz zor olacak çünkü ince bir burnu var, küçük bir burnu var. Yok gerçi aynı. Biraz burun delikleri böyle baktığımız zaman şöyle duruyor. Onu yapacağım. Bütün hatları şimdi bir tamamlayayım. Ondan sonra geliyorum. Nasıl olmuş burnum? Artık bir concealer sürmenin vaktinin geldiğini ben düşünüyorum. Şimdi concealer'ımı aldım. Elime sürdüm. Üstüne beyaz concealer ekleyeceğim. Ki daha açık bir renk olsun. Biraz karıştı ama yapabileceğim bir şey yok. Şimdi boş olan, bu boş, içinde yok. Var gibi gözüküyor ama boş. Boş olan concealer fırçamı aldım, karıştırdım. Ve şimdi süreceğim. Şimdi şu kısmı sürüyorum. Concealer'ımı sürdüm. Şimdi dağıtıyorum. Kontürü yaptık. Şimdi pudra süreceğim tekrardan. Hemen onu da süreyim. This baking and setting powder is the best for my face. Cause look at me, I'm perfect. I'm Kim Kardashian. Bir insan nasıl böyle konuşabilir ya? Çok zorlama bir konuşma gibi durmuyor mu? Bence kesinlikle öyle. Şimdi başka bir pudrayla. Alamıyorum şu an. Korona olmadan önce bir göz makyajları yapıp dışarı çıkardım. Aman yarabbi. Atıyorum bir mekana gidiyoruz. Bara falan gittik böyle. Tuvalete gideceğim. Sırada bekliyorum. Kızlar böyle gelip derdi. Ya makyajın ne kadar güzel, sen mi yaptın? Yes bitch, I did it. Kim kardeşin cevabı. Of of, çok özledim ya. Şimdi makyajı yapacağım. Çok güzel bir göz makyajı yapacağım. Ve sonra Kim kardeşine ne yaptıracağız? Sürpriz olsun, söylemeyeyim. O zaman çok hızlı bir şekilde göz makyajımı tamamlayıp sürprizinizi göstermek istiyorum. Ay heyecanlandım. Şimdi göz kalemiyle güzel bir göz makyajı yapacağız. Böyle siyah, buğulu. Şimdi göz kalemi kullanacağım. Önce göz kalemiyle şu kısma, altına sanki eyeliner çekiyormuş gibi ama özensiz. Hiç sıkıntı yok çünkü dağıtacağım. Özensiz bir şekilde göz kalemini süreceğim. Ondan sonrasını da göstereceğim. Önce göz kalemini sürelim. Göz kalemini sürdüm. Şimdi şöyle ucu ince ama biraz geniş bir fırçayla dağıtacağım. Şimdi burada uç kısmı, eyeliner kısmına sürdüğüm kısmı böyle yukarı çekiyorum. Yukarıya doğru dağıtıyorum. Şu şekilde. Aynısını buraya yapacağım. Güzelce dağıtıp. Şimdi siyah göz kalemini dağıttım. Şimdi kahverengi bir far alıp şu tam kendi rengimle siyah kısmın arasına süreceğim. Güzelce de dağıtacağım. Yani şöyle bir kahverengi renk olabilir. Sürdüm. Sonra daha geniş bir fırçayla dağıtacağım. Şimdi kahverengi sürdük. Şöyle turuncu bir renk alacağım. Çok az ama. Turuncu renkle de en üst kısmına, kahverenginin de bittiği yere şöyle hafif geçeceğim.
Şimdi bu göz kalemini, sürdüğümüz siyah göz kalemini belirginleştirelim önce. Siyah bir far aldım. Herhangi bir far olabilir. Göz kalemi sürdüğümüz yerin üstüne tekrar siyah göz farı geçiyorum. Ama böyle sürerek değil. Şu şekilde. Diğer türlü farı kaldırırsınız. O yüzden en iyisi böyle. Hafif yukarı doğru çıkıyorum. Mesela buraya bu şekilde bastırıyorsam kahverengi ile siyahın arasındaki kısma daha yavaş ve sivri ucuyla daha çok bastırarak yapıyorum. Alt kısımda böyle, burada böyle. Şimdi gözümün altına da şöyle turuncumsu bir renk ekleyeceğim. Ki şu geçiş siyahla kendi tenimin arasındaki geçiş daha güzel dursun. Şöyle yapalım. Gözümüz bitti. Pudramızı da bir süpürelim. Gözümün altına hafif şöyle açık renk süreyim. Pardon, kaşımın altına. Şimdi en son dudaklarımı yapacağım. Dudaklarımı yapmadan önce bir rimel süreyim hızlı bir şekilde. Şimdi alt kirpikleri genellikle çok yoğun ve çok uzun. O yüzden bol bol rimel süreceğim alt kirpiklerimi. Takma kirpiğimi takıp alt kirpiklerime de böyle çizgiler çizeceğim. Sanki daha fazla kirpiğim varmış gibi. Onları da yapıp geliyorum. Kirpiklerimi taktım artık. Havalanabilirim. Şimdi yaptığım makyajda rujumun rengini çok sormuştunuz. Artık bunu söylemek istiyorum. Çünkü neredeyse bütün makyajlarımda bunu kullanıyorum. Anastasia'nın bir paleti var. Çok seviyorum. Sürekli bunu kullanıyorum. Hemen yine onunla şöyle kahverengi bir tonu var. Bunu süreceğim. Hemen bir de highlighter sürüyorum. Peki benim neyim eksik kardeşine göre? Memeler. Memeler eksik. Hemen memeleri de yapıp karşınıza peruklu bir şekilde geliyorum. Oh my god, my earrings. Bir kere şey yapmıştı böyle Kim Kardashian. Denize atlıyor hanımefendi. Küpeleri düşüyor. Bilmem kaç milyon dolarlık küpeleri. Oh my god diyor, küpelerim diyor, düştü diyor, kaybettim diyor, ağlıyor falan. Yenisini alırsın, elinin kiri sanki. Nasıl olmuş Kim Kardashian? Bizim sürprizimiz vardı peki. Bir giyinip geleyim o zaman. Dur kız, bekle kız. Ay old girl, wait for me bitch. Bitch. Hello, this is Kim Kardashian and today I'm gonna be showing you my new house. And let's start. This is my new TV, $1 million. This is my chimney. Show the chimney, bitch. And this is our photo album. And this is our view. Look at the view. This is our diamond in my kitchen. Diamond in my kitchen. And this is our cat. She is cacaing right now. Like cacaing. Go on, like you know that. Umarım dansımı beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Ve bu videoda bir like bekliyorum öyleyse.